Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas mobil bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas ile e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki GTA San Andreas Mobile bölümünde OG Lok'u hapishaneden almıştık. Kendisi belli tarzda suçlar işlediği için hapse atılmıştı. Ardından kendisini hapishaneden çıkarmıştık. Yapması gereken bir iş vardı. Ona yardım ettik. Ardından Okchiloko bir iş verdiklerini öğrendik. Bir hamburgercide çalışması için. Sonra onu hamburgerciye bıraktık. Ardından bir tane daha görev yaptık. İşte Big Smoke e, Meksikalı bir kuzeniyle buluşmak için buluşma noktasına gittik. olaylar karışınca onu öldürdük. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. GTA San Andreas Mobile serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsunuz bir videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çekilerimizden haberdar olabilirsiniz. Bu arada şimdiki yapacağımız görev tren kovalama görevi GTA San Andreas'ın en meşhur görevlerinden bir tanesi. Bu görevi normal bir şekilde yapacağım ama yeni bir seriye de başlıyor olacağız gelecek GTA San Andreas Mobile videosunda. Ee, önce şu göreve bir girelim. Yolda anlatırım size. Aha Tempeli ile Pulaski de buradaymış. Hey kal. Gördüğüme göre meşgulsün. Beni biliyorsun benim bu tempeni. Evet seni biliyorum kal. Senin hakkında her şeyi biliyorum. O domuz ellerini benim üstünden çek. Bana dokunma. Aynen kal. Bir gözüm daima üstünde. Sanki çok dumundaymış gibi. Seni izliyoruz kal. Annesiz. Sigara fırlattı bir şerefsiz bir de. Manyaklar ya deliler abiden. Bu olaylar neydi böyle? Sen bana söyle. Ya lanet olsun ya. Beni bir türlü rahat bırakmıyorlar. Daima yanımdalar. Beni takip ediyorlar. Sanki önemli bir şey varmış gibi. Neyse onu boş ver. Aynen öyle. E ne oluyor? E, küçük bir sürüş yapmayı düşünüyordum. Ufak tefek işler falan var. Pekala ben okeyim. Nereye gidiyoruz? Unity Station. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi tren görevini sizlerle beraber yapıyor olacağız. Görevi normal bir şekilde yapıyor olacağım. Ee, bu görevi daha hızlı geçebilmeniz için belli taktikler veriyor olacağım. Başka bir video çekeceğim. Sıradaki GTA San Andreas Mobile videosunda bu tren görevini nasıl daha rahat ve kolay bir şekilde geçebileceğinizi sizlere göstereceğim. Ve yeni bir seriye başlıyor olacağız. Bilinmeyenler serisi. GTA San Andreas zamanında oynamış ya da hala oynayanların ya da yeni başlayanların bilmediği ya da birçoğunuzun bilmediği e, şeyleri sizlere gösteriyor olacağım. Bununla alakalı içerikler çıkartıyor olacağım. Ne, ne için buradayız Big Smoke? Ee, bazı Vagos pislikleri San Fioro Rifa çetesiyle buluşma gerçekleştirecekmiş. Ee, bu kuzey Meksikalıların bu tarz şeylerle işleri olmaz diye düşünüyordum derken aa, trenin üstüne çıkmışlar. Evet görev başlıyor arkadaşlar. Uh, heyecanlandım. Onları kaybedeceğiz. Takip etmeliyiz. Hemen motor atlıyoruz ve hemen takip etmeye başlıyoruz. Şimdi e, öncelikle yapmamanız gereken bir şey varsa öncelikle 4 tane Vagos var ya arkadakini boş veriyorsunuz. Arkadakini pas geçiyorsunuz çünkü e, ileride bir tane kırmızı direk var. O direği arkadaki Vagos çarpacak. İkinci olarak da trene biraz mesafeli yaklaşmanız gerekiyor. Neden? Çünkü eğer çok yakında durursanız Big Smoke sürekli trene ateş ediyor olacak. Yani gerçek gerçekçi konuşalım arkadaşlar. Şimdi şu ikinci Vagos'u bir öldürelim. Sık Big Smoke sık. Tamam. Şimdi mesela böyle yakında durursak malum gerçek hayatta vurmamız imkansız olacağından dolayı böyle uzakta durursak Big Smoke gayet rahat bir şekilde ve sıkıntısız bir şekilde vuruyor hedefine. Gördüğünüz gibi bakın görevi çok rahat bir şekilde hallettik. Bu görevi ilk defa yapanlar ya da tecrübesi olmayan sevgili arkadaşların bayağı bir zorlandığı bir görevdi. Ama bir dakika bile geçmeden bakın daha video 4 dakika yeni oldu. 3 dakikası zaten göreve girmek ve videoya girmek olduğundan dolayı bir dakika bile sürmeden görevi rahat bir şekilde geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Huh, kolaydı. <laughs> Gelecek GTA San Andreas Mobile videosu bu görevi başka şekilde geçebileceğinize dair taktikler veriyor olacağım. Onları sizlere gösteriyor olacak. Olacağım. Saat bu arada şu an gecenin dördü olduğundan dolayı biraz konuşmakta zorlanıyorum. Uykum var kusura bakmayın. İşte birbirimizden bir süre uzak dursak iyi olur. Daha sonra görüşürüz falan dedim. Tempe'nin şüphelenmesin diye falan. Şimdi Just Business görevini yapıyor olacağız. Hadi bakalım. Çünkü daha bir de çok kısa sürdü. Bir görev daha yapmazsak olmaz. Bir yandan ana hikayeden ilerleyelim. Bir yandan da istikrarlı bir şekilde oynamaya devam edelim. Heh, Big Smoke da arabanın yanındaymış. Hey CJ bebeğim ne haber nasıl gidiyor? Ne oluyor Smoke? Sakinleşiyordum. Bir sürüşe çıkmak ister misin? Peki sen sür. Downtown'a gidiyoruz. Şehir merkezine gidiyoruz yani. Hadi bakalım. Şimdi şeye merkezine doğru gidiyoruz. Şimdi yine aksiyonu bir görev daha olacak. Baya aksiyonlu hem de. Başka bir polis işi olması iyi olur. Hayır hayır bu tamamen kankalarımla olan bir şey. Sana karşı dürüst olacağım CJ. Şimdi büyük bir boka doğru gidiyoruz şu anda. Ne iş içerisindesin Big Smoke? Aileler balla işleriyle falan binlerle. Rus kedileri bazı işlere bulaştılar. Ha ha. Anladım anladım. Kısacası arkadaşlar Big Smoke diyor ki ben e, Rus mafyalarıyla bir boka girdim. Birazdan onlarla buluşma gerçekleştireceğiz. Eğer bir sıkıntı olursa siper al diyor kısacası. Biz Grobos birbirimize daima göz kulak oluruz falan diyor. Aynen tam benim düşündüğüm gibi. Eğer bir şeylerin boka sardığını görürse hemen siper al diyor Big Smoke. Tamamdır ben halledeceğim diyor ve kıza yürüyor ama yürüyemeden. Anne sizler diyor Big Smoke ve Aksiyon başlıyor. Hadi bakalım. CJ hemen buraya gel. Ha. Demek buradasın. Şöyle ben hemen siperden çıkıyorum. Bu şekilde sipere girerseniz eğer çömerseniz daha iyi isabet alıyorsunuz arkadaşlar. Ben biraz riskli oynamayı sevdiğimden dolayı koştura koştura saldırıyorum. Mafyalara. Tamamdır. Buradakileri hallettik. Zaten burada body armor var. Ondan dolayı rahat bir şekilde görevimize devam edebiliriz. Biraz daha çıkacak şimdi karşımıza. Ben direkt koşturuyorum abi. Zaten rahat bir şekilde öldüreceğimden dolayı. Aa makine tüfek becerimiz gelişti. Şu an gördünüz mü? Daha hızlı ateş ediyorum ve daha isabet ateş ediyorum. Çok güzel. Bayağı iyi oldu bu. Hemen motora biniyoruz. Şimdi asıl aksiyon başlıyor abi. Şimdi asıl aksiyon başlıyor. GTA serisinde yeni başlayanlar ya da tecrübesi olmayanlar bu görevde bir tık zorlanabilir. Bu konuda da ufak bir iki taktik vereceğim. Yani çok da bir şey yok bu görevin. Sürücüyü vurun arkadaşlar. Direkt sürücüye nişan alıp sürücüye vurun. Sürücüyü vurduğunuz anda direkt olarak zaten motor düşüyor ve rahat ediyorsunuz. Ve daima ateş edin arkadaşlar. Sürekli araçlara bir şeylere falan ateş edin, vurun. Çünkü hedeflere vurdukça silahlarla olan becerimiz gelişiyor. Silahlara alışıyoruz ve belli bir miktara ulaştığımızda yani belli bir seviyeye geldiğimizde bazı silahlarda isabetimiz gelişiyor. Daha hızlı vuruyoruz. Hatta bazı silahlarda hareket daha iyi edebiliyoruz. Böyle taramalı küçük silahlarda da iki tane taşıyabiliyoruz. Yani sürekli silahlarla olan becerimizi geliştirmek önemli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sık 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 sık. Şunu da vur. Ya vuruyorum yine de işlemiyor bazen. Ha headshot attım. Gördünüz mü? Biraz e, silah kullandım ya. Silah kullandıkça böyle skillimiz yani becerimiz gelişmeye devam ediyor olacak. Ne kadar çok ateş edip bir hedefi tutturursak o kadar iyi. Bu arada biraz fazla olmadı mı bu? 3 tane motor falan. Az önce de kaç tane şey kovaladı. Üstüne bir de araba kovalıyor. Yuh yani. Tamam mafyaya bulaştık eyvallah da bu kadar mafya da gelmesin ya. Manyak mısınız oğlum siz? Bu arada bu görev konsolda ve bilgisayarda bir tık daha zor ama mobilde biraz daha kolaylaştırılmış Nasıl kolaylaştırılmış? Motorumuzun canı biraz daha fazla normalde daha fazla azalıyordu Yani görevi kısacası basitleştirmişler Önüne gelen daha rahat geçsin diye Yani e, Görevde çok fazla zorlanmasın bilet oyunu daha rahat bitirsin diye Bileti kanser etmeyelim diye böyle bir yöntemle bulundu İyi de yaptılar Böylece GTA San Andreas'ı normalde oynayamayan ama telefonda oynamak isteyenler için güzel bir artı oluyor. Lastikleri falan patlattık kalmıyorum. Bir işe yaramıyor ama. Evet arkadaki arabalardan biri düştü şu anda. Bir tane daha düşecek. O yüzden ortadakini vurmuyorum. Diğerine atış ediyorum. Çünkü ortadaki gidecek. Tamam. Oradaki diğer arabayı da yaktık. Motorlara odaklanalım. Bir yandan makine tüfek becerimiz. Makine tabanca daha doğrusu da gelişmeye devam ediyor. Buradakini vurabiliyor muyuz? Yok onu vurmamızda pek bir imkanı yok. Okey o zaman. Arkamızda hala bir motosiklet var. Evet farkındayım. Ateş etmeye devam. Çok uzaktan vurmayı deniyorum ama neyse önemli değil. Şu arabayı vuralım. Az sonra çok epik bir sahne gerçekleşecek abi. GTA San Andreas severler. Otların gözü yaşlı. Hop. Küt. Efsane ya. Bu sahneye bayılıyorum gerçekten. Of çok iyi. Hop bu da patladı. Ölün. Çok güzel. Sık sık sık. Arkamızda daha fazla motosiklet var. Daha kaç tane kovalayacak abi? Yuh yani gerçekten yuh. Oha yani bir mafyaya bulaştık diye bunlar oluyorsa Allah bilir daha başımıza neler gelecek. Şunları bir patlatalım. Patlatamadım lan. Tamam bu sefer oldu. Ama arkada bir tane kaldı. Neyse kurtulduk arkadaşlar. Bu görevi de başarılı ve rahat bir şekilde tamamladık. Video kaç dakika oldu? 10 dakika oldu. Hemen oyunu kaydetmeye gireceğim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Baya fena aksiyon oldu abi. Ee, burada duramayız. Daha sonra görüşürüz. Seni çok seviyorum bebeğim dedi ve görev tamam. Big Smoke'un görevlerini de şu an itibaren bitirmiş olduk. Sıradaki ana hikaye görevlerimizde Rider'dan devam ediyor olacağız. Çünkü Rider daha önce gelmişti ama araya Big Box sıkışmıştı. Ondan dolayı şimdi şimdi derken yani sıradaki ana hikayede ana hikaye görevlerinde Rider'dan devam ediyor olacağız. Haberiniz olsun. Biraz soygun işleri falan yapacağız. Yine aksiyonlu, hararetli anlar bizi bekliyor olacak. Ve dediğim gibi sıradaki GTA San Andreas videosundan itibaren ee, yeni bir seriye başlıyor olacağız. Bilinmeyenler serisi diye o bilinmeyen serisinde işte dediğim gibi birçok görevle alakalı taktik veriyor olacağım. Ve az kişinin bildiği ya da kimsenin bilmediği, çok az kişinin bildiği ya da birçok kişinin bilmediği bazı şeyleri sizlere gösteriyor olacağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu daha fazla uzatmadan video artık burada kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye olan için yorumlar kısmına ve sosyal medya ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz. Eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma sitesinden başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.